Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda artık Deep Learning'e bir giriş yapacağız. Hemen klasörüme geçelim. Deep Learning'i anlamaya çalışacağız bu dersimizde. Şöyle büyüteyim şunu. Evet, Deep Learning dediğimizde artık aklınıza gördüğünüz şu şekil gelecek. Bir yerde derin öğrenme duyduğunuz zaman direkt şu gelsin aklınıza. Şimdi yapay zeka eğitimimizin altında Machine Learning serimiz var zaten kanalımızda. Şimdi ise Deep Learning serisini oluşturuyoruz. Deep Learning dediğimiz biyolojik nöronlardan esinlenerek bunların bilgisayarda modellenmiş hali şu şekilde. Şimdi şöyle input, tabi şurada yuvarlaklar olması gerekiyor. 3 tane giriş katmanımız var. 3 tane girdiğimiz var şurada. Ardından bunlar dense dediğimiz, şu anda bu dense fully connected layer, yani direkt hepsi birbirine bağlanıyor işte. Şuradan bu buna, buna ve buna değerler gönderiyor işte. Burada belli ağırlıklarla falan çarpılıp falan toplanıp matematiksel işlemler yapılarak buraya gönderiliyor. Ardından buraya geliyor. Burada bir hesaplama yapılıyor. Ardından bir aktivasyon fonksiyonu yardımıyla bu nöron da tetikleniyor. Ardından diğer katmana geliyor. Buradan böyle birçok katman oluyor genelde. Böyle bu basit bir modelimiz bu şekilde. Ardından buraya geliyor. En son olarak aktivasyon fonksiyonu kullanarak burada en sonda output, yani çıkışımız olarak bir çıktı veya birden fazla çıktı verebiliyoruz. Şimdi hemen geçeyim şöyle. Şimdi aktivasyon fonksiyonlarımız şöyle. Burada geldi buraya. Matematiksel işlemler yapıldıktan sonra şurada bu nöronun tetiklenmesi aktivasyon fonksiyonları yardımıyla yapılıyor. Şimdi aktivasyon fonksiyonlarımıza baktığımızda şunlar genelde, şu Rilo genelde kullanılan, şöyle 4 tane var. Daha fazlası da var zaten. Sigmoid gelen şu bu değeri 0 ile 1 arasına sıkıştırıp öyle gönderiyor. TNH dediğimiz şey, hyperpolite tangent diye geçen, eksi 1 ile 1 arasında sıkıştırıp bu değeri gönderiyor. Bizim de çoğunlukla kullandığımız ReLU genelde sigmoid kullanılmıyor aslında. Eskide artık. Şimdi ReLU kullanılıyor. Şu anda en popüler olanı ReLU. Alıyor max, yani sıfırdan başlayıp geleni gelen değeri aynen döndürüyor işte. Leakly ReLU var. ReLU'nun plus plus hali gibi düşünebiliriz. ReLU'nun bazı dezavantajları oluyor. Nöron ölümü gibi. İşte bunun dezavantajlarını Leakly ReLU gideriyor işte. Tabi bu deneme aşamasında diyebiliyorum. Şimdi TNH, LSTM gibi nöronlarda kullanılıyor. LSTM gibi layer'larda kullanılıyor, katmanlarda. ReLU ise direkt şu anda genel dense layer'larında falan diğer şeylerde kullanılıyor. Genel amaçlı kullanılıyor bu ReLU. Şimdi şöyle şuna geçelim. Şimdi loss fonksiyonlarımız var. Loss fonksiyonlarımız eğitim esnasında gerçek değerin ne kadar uzak olduğumuzu hesaplar. Şurada categorical cross entropy gibi, MS gibi, mean square error gibi, ortalama değer hatı, ortalama hatanın karesini almak gibi, binary cross entropy gibi birçok loss fonksiyonumuz var. Bunlar bizim gerçek değere ne kadar uzak olduğumuzu hesaplıyor. Şimdi categorical cross entropy dokümandan okuduğum kadarıyla çoklu sınıflar için kullanılıyor. MS yine adı üstünde mean square error, ortalama hatanın karesini arıyor. Binary de herhalde ikili tahmin için kullanılıyordur. Şu şekilde gördüğünüz gibi loss, şu yuvarlak olanlar bizim şöyle şu kat, şu x eksenimizde ipak sayımız var, ipak sayımız. Şurada ise loss'umuz var, yani gerçek değerden ne kadar uzak olduğumuz. Gördüğünüz gibi 0. ipakta yeni başladığımızda 1. ipakta 0.70 hatamız var. Bu ipak gittikçe arttıkça ipakımız, şuradaki hata oranımız da düşüyor. Burada gördüğünüz gibi %0.20'lere falan, onlara gibi bir değeri düşüyor. İpak dediğimiz şöyle 60.000 tane resim olduğunu düşünün elimizde. Şimdi zaten böyle bir veri seti kullanacağız. 60.000 tane resmimizin olduğunu düşünelim. Bu resmin 60.000 tanesi üzerinde öğrenme gerçekleştirdiğimizde ve öğrenme gerçekleştirdiğimizde bu bir ipak oluyor. Bir ipak oluyor. Bunu 100 defa yaptığımızda 100 ipakla şu şekilde bir başarı elde etmiş oluyoruz. Şimdi tabi loss fonksiyonlarımız hatayı hesaplıyor. Bu loss'a yardımcı olan optimizer'larımız var. Optimizasyon
fonksiyonlarımız. Bu ise loss'un değerini azaltmaya çalışıyor. Backpropagation dediğimiz geriye dönüp bir daha o değerlerle oynayarak, çarpma toplama gibi yaptığı değerlerle oynayarak bizim modelimizi çok daha iyi bir hale getirmeye çalışıyor. Şimdi şöyle düşünelim. Şuranın bir dağ olduğunu düşünelim. Şurada 45 metre olsun şurası. 45 metre yukarıdayız. Hatamız aslında bu. Buradan sürekli olarak aşağıya optimum noktaya ulaşmaya çalışacağız. Bunu yaparken stochastic gradient descent, RMS prop, EIDM gibi farklı optimizasyon fonksiyonlarımız var. Biz genelde EIDM ve şu üçüsü genelde kullanılan. Biz genelde EIDM ve RMS prop'u kullanacağız bu şekilde. Sürekli olarak geriye dönüp değerlerimizi değiştirerek buradan aşağı doğru optimum noktaya inmeye çalışacağız. Şimdi kullanacağımız veri seti ise şu şekilde. MNIST dediğimiz bir veri seti kullanacağız. MNIST 70.000 tane resim içeriyor. 60.000 tanesi şu şekilde 0'dan 9'a kadar olan sayıların 28'i 28'lik resimlerini içeriyor. Bu şekilde bir dataset 60.000 tane training yani eğitim, 10.000 tane de test verimiz var, resmimiz var işte. Bunu şöyle yapacağız. Buraya verirken şimdi bu full connect layer'larımız, convolution layer'larımız falan var. Evrişimli sınırları. Buraya verirken şöyle 28'i 28 bunu çarpıp şurayı mesela şurayı ilk yer 28 duracak. Ardından şuradaki 28'i buraya böyle böyle 28 çarpı 28 784 vektör haline getireceğiz bunu. Ardından şuradan input layer'ımıza vereceğiz. Ardından aktivasyon fonksiyonlarımızı belirleyeceğiz. Şöyle katmanlar ekleyeceğiz artık. En sonunda da çıkışta 10 tane label'ımız olduğu için yani 0'dan 9'a kadar 10 tane sınıfımız olduğu için 10 tane sınıftan çıkış alacağız. Şurada en yüksek değeri veren yani şöyle 0.99 0.90 verdiğini düşünelim. En yüksek değeri vereni bizim label değerimiz kabul edeceğiz. Neural networkler bu şekilde. Sonraki dersimizde bunu MNIST datasetimiz üzerinde test etmeye çalışacağız. Şimdilik hoşça kalın. Sonraki dersimizde görüşmek üzere.